Ne bakıyorsun ya? Ne bakıyorsun? Ne kıymetli malın varmış arkadaş. Uf, aman ya Nazlı bırak. Takarsın şimdi çizilir mizilir. Ferit amcayla uğraş dur sonra. Aç kızım sen yine telefonunu. Efendim Engin, ne oldu? Şimdi geldim eve Engin. Yani çok yorgunum. Size iyi eğlenceler. Ay aferin Nazlı, bardağı makineye koymamışsın.
Sen kimsin? Ne işin var burada? Asıl sen kimsin? Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söylemem. Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini, bir de duş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Hadi git. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Sen. Ferit Bey sizsiniz mi? Sen şu etkinlikteki garson kız değil misin? Ne dolap çeviriyorsun sen? Siz... Hatırladım, evet. Ferit Bey, ben tam çıkacaktım. Geç kaldım, dalmışım. İyi de evimde ne işin var senin? Aşçınızım Nazlı. Nazmiye Hanım'a ne oldu? Öldü. Nazmiye benim babaannem. O rahmetli olunca adını bana vermişler. Devlet daireleri, bir de İkbal Hanım bana Nazmiye diyor, sağ olsun. Ama siz Nazlı diyebilirsiniz. Daha kolay hem. O yemekleri sen mi yapıyorsun? Evet. Notları da sen yazıyorsun. Evet, ama onlar bilgilendirme amaçlıydı. Ferit Bey, çok özür dilerim. Ya benim çoktan çıkmış olmam gerekiyor. Çünkü İkbal Hanım beni sürekli uyarıyor. Ferit Bey gelmeden o evden çık diye. Ben normalde çıkarım ama telefonumun saati benim böyle 1/2 kendini sıfırlıyor. Bugün de sıfırlamış herhalde. Ben de yemek, temizlik kontrol etmeyi unutmuşum. Temizlik? Onu da ben yapıyorum. Ferit Bey, ben farkındayım. Hiç hoş bir an olmadı bu. Tabii kesinlikle benim hatam. İkbal Hanım'la konuşurum. Gerekirse yeni aşçı gelene kadar kalırım. İşin uzarsa İkbal Hanım'a haber vermen yeterli. Eve döndüğümde içeride biri olduğunu bileyim. Ayrıca bir daha sarmaya kuş üzümü koyma. Sevmem. Tamam. Vay be, çok güzel oldu. Vallahi ben de bu kadar iyisini yapabileceğimi düşünmüyordum. Kızılderililik oynayalım mı? Bak şimdi ben bir kızılderili olacağım. Sen de böyle şapkalı mapkalı bir tane kovboy olup beni yakalamaya çalışacaksın. Bulutcuğum, ben kovboyculukta pek iyi değilim. Ama istersen seninle kurabiye yapabiliriz. Hem de Japon kurabiyesi. Japon kurabiyesi mi? Ayy, hadi yapalım. Ama ondan sonra gelip tekrardan oynuyoruz, tamam mı? Peki, peki, peki. Bakalım yakışıklı yeğenim benim. Oh, dayısının bir tanesi yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Hı? Canım dayım benim. Hı. Biliyor musun, biz bugün Nazlı'yla çok eğlendik. Öyle mi? Ver bakayım ellerini sen. Ama ellerin çok pis senin. Ha? Koş yukarıda öyle gel. Hadi bakalım. Tamam. Hadi. Nazmiye Hanım, bu evin hali nedir böyle? Ya biz Bulut'la oynarken biraz dağıttık ama hemen toparlıyorum. O çocuk dağıtabilir. Ama sizin işiniz bu evi düzenli ve temiz tutmak. Size eve döndüğümde evi düzenli görmek istediğim söylenmedi mi? Söylendi. Bunun nesini anlamadınız? Anladım Ferit Bey. Kusura bakmayın. Nazlı.
üzüldün mü? Azıcık. Dayım bazen sinirli olabilir. Ama aslında çok iyi biridir, biliyor musun? İstersen sen onu nasıl güldürebileceğini öğretebilirim. Canım. Bulutcuğum, sana bahçede bir sürprizim var. Sürpriz mi ne? Sen geç, geliyorum ben. Nazmi Hanım. Bulut bu gece misafirimiz. Yemek servisine kalabilir misiniz? Lütfen. Olur, kalırım. Merak etmeyin, fazla mesainiz ödenecek. Gerek yok Ferit Bey. Sen Bulut'a dua et, sinir. Yan yanayız, hazır mısın? Evet. Bas. Yani çok rüzgar var. Bulut, hep önüme kırıyorsun. Gerçekten işin gücün sahtekarlık. Yine önüme kırdın ve gidiyorsun. Ama ne yapayım, sen çok hızlı gidiyorsun. Bak dümdüz gidiyoruz Bas. Değiştirebilir miyiz? İyi al, tamam. Biraz geriye de alıyorum, tamam mı? Avans veriyorum sana. Ama ben bineyim, bekle beni. Allah Allah ya, yine niye çarpıyorsun bana sürekli? E çarpmadın, sen kendi kendine yapıyorsun. Çok güzel kokuyor değil mi dayı? Evet, ayrıca gayet güzel görünüyor. Salata da hazır. Nazmi Hanım. Bu ne? Çökelek salatası. Dolapta biraz çökelek kalmıştı. Ben de hemen salataya koyuverdim. Roka salatası istediğimi yazmıştım. Menünün değişmesinden hoşlanmadım. Söylenmiş olmalı. Ben seversiniz diye düşündüm. Sebep? Çünkü... Ben istedim. Çünkü ben istedim. Sen istedin. Çökelek salatası. Nazlı abla da yaparım tabii dedi. Madem sen istemişsin, tamam. O zaman afiyet olsun. Sen bizimle oturmayacak mısın? Hayır Bulut'cum, ben mutfağı toparlayıp çıkacağım. Ne olur kal ya, lütfen. Siz de lütfen bizimle oturun. Tamam, tabak çıtı alıp geliyorum o zaman. Kandırdığını falan sanma. Çökeleğin ne olduğunu bilmiyorsun bile. Hiç de bile. Çökelek yani peynir. Hem dayıcığım, ben artık büyüdüm. Her şeyi yiyebilirim. Çökelek salatasını hayatında ilk kez duyduğuna eminim ben. Yemezler küçük bey. Bal gibi de yerler. Bak yedin işte. Nazlı abla, sen anneni özlemiyor musun? Çok özlüyorum. Onlar da beni. Ama benim istediğim okul öyle her yerde yok Bulut. O yüzden ayrı kalmak zorundayız. Dayı, Nazlı abla yemek yapma okuluna gidiyormuş. Ama zaten çok güzel yemek yapıyor. Ya bence okula gitmese de olur. Teşekkür ederim Bulut. Ama benim istediğim işi yapmak için öyle sadece güzel yemek yapmak yetmez. Profesyonel çalışmak başka bir şey. Size afiyet olsun. Ben artık kalkayım. Mutfağı toparlar çıkarım. Ya ne olur biraz daha kalsaydın ya. Bulut, yapacak işleri vardır. Bir dahaki sefer geldiğinde. İşim var mı? Yoktur bence ya. İşim yok ama. Bak iş yokmuş işte. Hadi ne olur birazcık daha kal. Film izleyelim mi? Olur, izleriz. Nazlı ile ben seçeriz filmi zaten. Yazlık sinemada olsun. Yazlık sinema nerede?
şey mi oldu Buzucuğum? Tuvalete gideceğim. Hayır, tek başıma gidebilirim. Büyüdüm artık ben, bebek değilim. Haklısın. Ben yokken Nazlı'yı üzme. Çok sevimli bir çocuk. Annesi çok şanslı. Evet öyle. Yaşından olgun. Benden daha çok şey bildiğine eminim. Bana çekmiş. Ben de küçükken böyleymişim. Sizin bir zamanlar çocuk olduğunuza inanmak çok zor. Annem de öyle söylüyor. Hatırlamakta zorluk çekiyormuş çocukken nasıl olduğumu. Ben tam çocuk gibi çocuktum. Böyle ağaç tepelerinden inmezdim. Dizlerim hiç yarısız kalmadı. Yemek yapmaya nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Mutfakta yanından ayrılmazdım tabii. Birlikte hamur açardık. Sonra arkası geldi. Hobim oldu. Meslek olarak seçmek daha ileri bir adım ama. Aslında öyle değil. Yani insan sevdiği işi yaptığı zaman o artık iş olmaktan çıkıp keyif haline geliyor. Yani benim için öyle. Bir de üzerine para kazanıyorum. Daha ne olsun? İş lobiyi karıştırmamak gerekir bence. Sonra da okutudaki oyunlardan oynayalım mı? Tatlım ben bence bayağı oturdum zaten. Mutfağı toparlayıp çıkayım artık. İyi geceler. Tarık birazdan gelir. Bulut'u bırakırken siz de bıraksın evinize. Hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Görüşürüz Bulut. Görüşürüz Nazlı. Hadi koş topla eşyalarını. Hadi, hadi. Küçük maymun. Yuh! Ya insan bir emeğe saygı duyuyor ya. Arkadaşım emeğe saygı biraz ya. O kadar emek verildi bu kurabiyelere. Nazmi Hanım. Ferit Bey. Evde ne işiniz var? Burası benim evim. Evet. Ama benim evde olacağınızdan haberim yoktu. Kendi evimde oturmak için kimseye haber vermek zorunda değilim. Evet, değilsiniz. Bunları çöpe atmışsınız. Annem nimet çöpe atılmaz der. Eğer yemeyecekseniz söyleyin bana. Ben kuşlara falan veririm bahçede. Benim bahçemde vermediğiniz sürece ne yaparsanız yapın. Senin bahçene kuş mu gelir be? Soğuk ne mahalle? Ayrıca... Bugün evde çalışacağım. Akşamüstü çıkacağım. Evde yemek yemeyeceğim. O yüzden yemek hazırlamanıza gerek yok. Tamam, ben o zaman ortalığı toparlayayım. Evde çalışırken ortalıkta hareket olmasından hiç hoşlanmam. O yüzden ne yapacaksınız yarın yaparsınız. Çıkabilirsiniz, izin veriyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. İnsan önceden haber verir. O kadar yol boşuna gelmezdik. It's a great organization, Mr. Nakatani. I really appreciate it. Our organization has organized it. Ferit Bey, Engin Bey, geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Davetiniz için biz teşekkür ederiz Bay Nakatani. Türkçem çok kötü. Özür dilerim. Sizin Türkçeniz benim Japoncamdan çok çok daha iyi. Hoş geldiniz hanımefendi. İçecek bir şeyler alır mıydınız? Alkolsüz ne var? Peki, böyle meyve suyu var. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne işin var burada? Kusura bakmayın Ferit Bey. Mesai saatleri dışında ne yaptığımı patronuma rapor etmiyorum. Ben sadece ne işin olduğunu merak ettim. Japon kültürüne meraklısın. Meraklıyım tabii. Benim çok çeşitli ilgi alanlarım var. Hayatımın sadece sizin mutfağınızdan ibaret olduğunu düşünmüyorsunuz umarım. İyi eğlenceler Nazmi. İyi eğlenceler Ferit Bey. Her yer senin tapulu malın çünkü. Buraya da karış.